Arkadaşlar, bugünkü dersimiz fotoğraf olarak çok güzel. Fakat bu fotoğrafı çalışırken kolay bir iş olmayacağı gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz doğal olarak. Ama işi kolaylaştıracak bazı teknikler var. O teknikleri biraz uygulayarak düzeltmeye çalışalım işi. Ben burada ilk önce gökyüzündeki gri lekelerden başlamak istiyorum. Gri lekelerden başlarken şuralarda biraz koyu alanlar var ya, o koyu alanlara biraz girelim. Yani koyu gri alanları biraz daha derinleştirmeye çalışalım. Onların üzerine biraz fırçamızın suyunu azaltarak girersek alt tarafları daha koyu ama üst taraflarda biraz daha açık bir gökyüzü elde etmek mümkün olabilir. Burada yapılacak işlerden birincisi, tamam, fotoğrafı gördük, inceledik. Ama biz buradaki gölgelerin aynısını vermek gibi bir durumda olmayabiliriz. Yani biraz daha farklı gökyüzleri ortaya çıkarabiliriz. Öyle de olmasında yarar var. Sonra bu gökyüzünü gri olarak aldık ama biraz yukarılarda hafiften bu gökyüzüne biraz mavi bulaştırabiliriz. Şimdi biraz da şuradan gelerek bir gökyüzü oluşturalım. Burada biraz suyunu az tutabiliriz. Yani resmin suyunu az tutabiliriz. Resme koyduğumuz boyaların suyu az olabilir. Bir de buradaki gökyüzünün aynısını yapmak zorunda değiliz. Yani benzer bulutları yapalım ama bulutların aynısı olmayabilir. Bulutların dediğim gibi aynısını yapmamız gerekmiyor. Şimdi biraz bu tonları koyduktan sonra yukarıdan da biraz bastırarak fırçamızı biraz renk açabiliriz. Bundan sonraki detayları, yani daha sonra işleyeceğimiz detayları daha sonra da koyabiliriz. Buradan bizim anladığımız kadarıyla resmin sağ tarafı gölge. Yani buradaki griliklerin çoğu sağ tarafta toplanıyor. Şimdi burada yapmamız gereken bir de şu var. Artık grileri ortaya koyabildiğimize göre biraz da etraftaki mavileri boyayarak koyalım. Yani onu da şöyle yapalım.
Şuradaki olayları biraz düzleştirebiliriz veya oraya sprey sıkabiliriz. Şimdi yapacağımız iş etrafta biraz mavi renklerle, gölgelerle bir şeyler oluşturmak. Burada mavi renkler biraz verev gidiyormuş gibi. Ama biz burada bu mavi renkleri şöyle ince fırçayla girelim. Tam da bu gri gökyüzünün üstte kalan beyazlarından götürürsek buradaki beyazları da elde etmiş olacağız. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkabilir. Yine biz fırçalarımızı gökyüzünde şöyle verev çekelim. Amacımız gökyüzünün üzerindeki renkleri de ortaya koymak. Evet. Şimdi bizim bunun etrafına biraz da kırmızılar çekmemiz gerekecek. Dolayısıyla bu tarafı biraz rengi açabiliriz. Yani açık renkli bir gökyüzünde de biraz koyu alanlar koyabiliriz. Biz bu tarafa da biraz mavi atalım. Sonra maviyi attıktan sonra şu sağ tarafta, hatta şuradan bir bastırarak rengi kaldıralım. Zira oraya bir kırmızı renk atacağız. Yani o da şöyle gelebilir. Evet. Aralarda kırmızıların görünmesinde hiçbir sakınca yok. Şimdi bundan sonra biraz daha dikkatli olarak aşağıdaki kırmızıları da koyalım. Mesela şurada arada görünen bir kırmızı var. Sonra şuraya atalım. Şurası kırmızı. Bu kırmızıyı biz şöyle dağıtalım ki sonra onu toparlamamız gerekecek. Burada artık şu gökyüzünün yani gökyüzüne attığımız bu gri renklerle aşağıya attığımız kırmızının birbirine karışması doğal görünebilir. Sonra ne dedik? Resmin sol tarafı daha aydınlık olduğuna göre resmin sol tarafında da biraz sarılar görülebilir. Bu sarıların etrafında biraz
kırmızılarla işleyebiliriz. Şimdi yapacağımız iş şu kırmızıları biraz daha vurgulamak. Dediğim gibi bulutların aynısını yapmayla uğraşmayın. Benzesin yeter. Sonra efendim aşağıda şöyle biraz maviler girebiliriz. Nereye? Gökyüzünün altına. Evet. Bu maviler de biraz burada. Güzellik sağlayabilir. Şimdi resmin alt tarafında yeşil bir alan var. Şurada biraz renk açabilirsek açalım. Açtık. Bu yeşil alanı da hem alttaki ağaçları hem de toprak bölümünü biz bir belli ton yeşile boyayalım. Onu boydan boya çekelim. Sonra biz bunun üzerine hem ağaçları hem alttaki yeşillik alanı koyabiliriz. Şimdi buradan da görüldüğü gibi aslında resmin bitişi çok uzun sürmeyecek. Biraz açık tonlar sürüyorum ki yukarıya ağaçları koyduğumuzda sıkıntı olmasın. Şimdi oranın kurumasına izin verelim derken yapılacak iş biraz da yukarıda şu gökyüzünde biraz toparlamaya yönelik olsun. Onu da nasıl yapacağız? Aralara biraz daha belirleyici renkler girelim. Bu belirleyici renkler de üst taraflarda biraz mavi olabilir. İşin içine biraz maviler girince, bu mavileri de böyle küme kümeymiş gibi atarsak biraz daha işi başarmış gibi görebiliriz kendimizi. Tabii biraz da artık işin içine koyu renkli bulutlar da koyulabilir. Yani tekrar söylüyorum, buradaki amaç bulutların aynısını yapmak değil, biraz benzetmeye çalışmak. Tabii bu kuruduğunda biraz
Sağına soluna biraz daha bulutlar koyacağız. Ama zeminin biraz kurumasını beklememiz lazım. Yani şimdi bizim bu durumda yapacağımız şey hemen hemen bitmiş gibi duruyor. Burada artık biraz daha koyduklar atılabilir ama çok da fazla atmayalım. Yani resmin abdesti kaçmasın. Şimdi gökyüzünün altına biz yeşili attık ve dedik ki koyusunu da atacağız. Şimdi üst taraftaki ağaçlara ben koyu atınca alttaki zemin o renk kalacağı için zemin biraz da açık kalacak. Yani yukarıya attığımız renge göre açık kalacak. Yukarıya attığım renk çok da resimdeki renge uygun değil. Olmayabilir. Herkesin elinde, benim de elimde. Oradaki renkler gibi renkler bulmak zor olabilir. Öyleyse bizim yapacağımız iş benzer renkleri bulmak ya da çeşitli renklerle rengi açmak ya da koyulaştırmak olabilir. Tabi burada yapılacak iş buradaki yeşilliğin altını daha kuvvetli yapmak. Yani altta biraz daha koyu alanlar olması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi çok daha zor olmayan ya da ben zor olmadığını sandığım bir çalışmayla işi götürüyoruz. Bunun arka planında da küçük küçük ağaçlar var. Oralarda da geniş bir arazi gibi görülebilir. Yani burada biz ağaç kütlesinin de sağ tarafını biraz daha koyulaştırmak durumundayız. Sonra da yapılacak iş aşağıya şöyle bir takım açık renkli yeşiller koyup aşağıda da bir hareket varmış dedirtmek. Şimdi ne yapıyoruz? Şuralarda küçük küçük bulut hareketleri var. O bulutları da şöyle bir kuvvetlendirelim ki buralarda da çok sayılarda küçük bulutlar olabilir.
Evet, bunun gibi. Yani belki onları biraz daha koyulaştırabiliriz. Sonra sağ tarafta da yine kırmızı tonlarda açıklı koyulu yerler var. Oralarda kırmızıyla biraz efektler girelim. Bunları da rastgele girelim. Yani oradakiler gibi yapmak durumunda mıyız? Hayır. Benzesin, andırsın yeter. Ama tabii bunu yaptıktan sonra bu resmin biraz daha olgunlaşmış olanını yapmayı düşünebilirsiniz. Yani nasıl yapılacağını gördükten sonrası kolay bence. Şimdi resmin alt tarafında biraz daha koyu renklere yer verelim. Burada ağaçları da biraz süslemiş olduk. Yani resim bu kadar. Daha fazla da kendimizi zorlamaya gerek yok.